Şaban ayının faziletleri. Şaban ayının 15. gecesi gelen Allah'ın mağfiret ve rızası. Bu konuda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaptıkları bize şu raviler yoluyla gelmiştir. Şeyh Ebu Nasır Muhammed, babası Ebu Ali Hüseyin, Ebu Hüseyin Ali bin Ahmet bin Ömer bin Hafs Cafer Makarri, Ebu Bekir Muhammed bin Abdullah Şafii, İshak bin Hasan, Abdullah bin Seleme, Malik bin Enes, Ömer bin Abdülaziz'in kölesi Ebu Nadr, Ebu Seleme bin Abdurrahman ve Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem zevcesi Hazreti Ayşe radıyallahu anh. Hazreti Ayşe radıyallahu anh şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle oruç tutardı ki biz artık hiç orucunu açmayacak derdik. Bazen de oruç tutmazdı. Biz bu defa da artık hiç oruç tutmayacak sanırdık. Ben Ramazan orucu dışında Resulullah'ın hiçbir ayı tamamen oruçlu geçirdiğini görmedim. Ancak Şaban ayında tuttuğu kadar diğer aylarda da oruç tuttuğunu görmedim. Abdullah bin Yusuf, Malik bin Ebu Nasır, Muhammed ve babası Hişam bin Urve'nin Hazreti Ayşe radıyallahu anh'tan rivayetine göre Hazreti Ayşe şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle oruç tutardı ki biz artık orucunu açmayacak derdik. Oruç tutmayınca da bir daha oruç tutmayacak derdik. Onun en sevdiği oruç Şaban ayında tuttuğu oruç idi. Ben şöyle dedim. Ya Resulullah, Şaban ayında görüyorum ki çok oruç tutuyorsun. Neden? Resulullah şöyle buyurdu. Ey Ayşe, o öyle bir aydır ki ölüm meleğine gelecek sene içinde kimlerin ruhunu alacağı yazılıp verilir. İsmim verilecekse oruçlu olduğum halde verilmesini istiyorum. Ebu Nasır Muhammed'den, o babasından, o Ata İbni Yesar'dan, o da Ümmü Seleme'den radıyallahu anh bize bildirdiğine göre Ümmü Seleme radıyallahu anh şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayından başka Şaban ayında tuttuğu kadar hiçbir ayda oruç tutmamıştır. Bunun sebebi şudur. Gelecek seneye kadar ölecek kimselerin isimleri diriler arasından bu ayda silinerek ölüler arasına yazılır. İnsan yolculuğa çıkar ama adı o sırada ölecekler listesine yazılır. Oruçluyken yazılması daha iyi değil midir? Ebu Nasır babasından, o da Sabit'ten, o da Enes'ten radıyallahu anh bize naklettiğine göre Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. En faziletli orucun hangisi olduğu peygambere sallallahu aleyhi ve sellem sorulunca şöyle buyurdu. Ramazan ayına hürmet için Şaban ayında tutulan oruçtur. Ebu Nasır babasından Muaviye bin Salih'ten, o da Abdullah bin Kays'tan Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anh şöyle dediğini bize haber vermiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayların en sevimlisi Şaban ayı idi. Çünkü o ay Ramazan'a ulaşırdı. Bir kimse Şaban ayının son pazartesi günü oruç tutarsa günahları bağışlanır. Yani son pazartesi günüdür. Ayın son günü değil. Çünkü ayın son günü veya son 2 gününü oruçla karşılamak yasaklanmıştır. Enes bin Malik radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Şaban ayına bu ismin verilmesinin sebebi bu ayda Ramazan ayı için çok hayırların dağıtılmasıdır. Ramazan ayına da bu ismin verilmesinin sebebi günahların yanıp yok olmasıdır. Rabbim dilediğini yaratır ve seçer. Ayetinin açıklanması. Allah Celle Celaluhu her şeyden 4 tane seçti. Sonra bu 4 şeyden de birini seçti. Meleklerin arasından Cebrail, Mikail, İsrafil ve Azrail'i, sonra da bunlardan Cebrail Aleyhisselam'ı seçti. Peygamberler arasından 4 tanesini seçti. İbrahim, Musa, İsa ve Muhammed Aleyhisselam. Sonra bu peygamberlerin arasından da Muhammed Aleyhisselam'ı seçti. Sahabeler, Allah onlardan razı olsun, arasından 4'ünü seçti. Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali radıyallahu anh. Sonra onların arasından Hazreti Ebu Bekir'i radıyallahu anh seçti. Günlerden 4'ünü seçti. Ramazan bayramı günü, Kurban bayramı günü, Arefe ve Aşure günü. Sonra da bunların içinden Arefe gününü seçti. Gecelerden 4'ünü seçti. Berat gecesi, Kadir gecesi, Cuma gecesi, bayram gecesi. Bunlar arasından da Kadir gecesini seçti. Yer parçalarından 4'ünü seçti. Mekke, Medine, Beyt-i Makdis yani Kudüs, Mescid-i Aşair. Bunlar arasından da Mekke'yi seçti. Dağlar arasından 4'ünü seçti. Uhud, Tur-i Sina, Likam, Lübnan.
Sonra işlerinden de Tur-i Sina'yı seçti. Nehirlerin içinden de dördünü seçti. Ceyhun, Seyhun, Fırat, Nil. Bunların arasından da Fırat ırmağını seçmiştir. Ayların içinden dördünü seçti. Ve Şaban ayını Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem ayı kıldı. Peygamberimiz peygamberlerin en faziletlisi olduğu gibi Şaban ayı da ayların en faziletlisidir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şaban benim ayımdır. Recep Allah'ın ayıdır. Ramazan da ümmetimin ayıdır. Şaban günahları silen, Ramazan ise oruç tutanları temizleyen aydır. Enes bin Malik'ten radıyallahu anh gelen rivayete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Recep ayının diğer aylardan üstünlüğü Kur'an'ın diğer sözlere üstünlüğü gibidir. Şaban ayının diğer aylara üstünlüğü benim diğer peygamberlere üstünlüğüm gibidir. Ramazan ayının diğer aylara üstünlüğü Allah'ın diğer mahlukata üstünlüğü gibidir. Enes bin Malik'ten radıyallahu anh gelen rivayete göre şöyle demiştir. Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem ashabı Şaban ayının hilalini gördükleri zaman Kur'an okumaya kapanırlardı. Müslümanlar da mallarının zekatlarını zayıf ve yoksulların Ramazan orucuna hazırlanmaları için ayırırlardı. Valiler de hapislerdekileri bırakırlardı. Ama cezası olan varsa uygulanır, diğerleri bırakılırdı. Tüccarlar da gider, borçlarını öder, alacakları olan malları toplarlardı. Artık nihayet Ramazan hilalini beklemeye başlarlardı. Hilali de görünce boy abdesti alırlar ve itikafa girerlerdi. Şaban kelimesinin harfleri. Şaban 5 harften oluşur. Şin, Ayn, Be, Elif, Nun. Şin harfi Şaban ayının şerefine işaret eder. Ayn harfi Şaban ayının üstünlüğüne işaret eder. B harfi Şaban ayındaki iyiliğe işaret eder. Elif harfi ülfete, dostluğa işaret eder. Nun harfi bu ayın nuruna işaret eder. Bu sayıların hepsi kula bu ayda Allah tarafından verilen ihsanlardır. Bu ayda hayırlar açılır, bereketler iner, hatalar bırakılır, günahlar silinir. Yaratılmışların hayırlısı Hz. Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem bol bol salavat-ı şerifi okunur. Bu ay seçilmiş peygambere sallallahu aleyhi ve sellem salavatın getirildiği aydır. Allah Teala bu manada şöyle buyurmaktadır. Allah ve melekleri peygambere çok salat ederler. Onun şerefini gözetmeye, şanını yüceltmeye özen gösterirler. Ey müminler, siz de ona salat edin ve tam bir teslimiyetle selam verin. Ahzab suresi 56. ayet-i kerime. Bu ayetteki salat şu manaya gelir. Allah'tan rahmet, meleklerden şefaat ve istiğfar, müminlerden de dua ve övgü. Mücahit radıyallahu anh şöyle demiştir. Salat Allah'tan başarı ve korunmadır. Meleklerden ise yardım, müminler ise tabi olmak ve saygı göstermektir. İbni Ata da şöyle demiştir. Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan salat, vuslat demektir. Meleklerden ise hoş ve yumuşaklık, müminlerden de ona tabi olmak ve onu sevmek anlamına gelir. İbni Ata'dan başka alimler de şöyle demişlerdir. Rab Teala'nın peygamberine sallallahu aleyhi ve sellem salatı onun itibarını yüceltmesidir. Meleklerin salatı açıktan ikram etmektir. Ümmetin salatı ise şefaat istemektir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bana bir kere salavat getirene Allah Celle Celaluhu 10 kere salavat getirir. Her bir mümin bu ayı gaflet içinde geçirmemelidir. Aksine Ramazan ayı için hazırlanmalıdır. Günahlardan temizlenmeli, geçmiş günlerde işlediği hatalardan tevbe etmelidir. Şaban ayında Allah Teala'ya yalvarıp yakarmalıdır. Bu ayın sahibi Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem de Allah Teala'ya vesile ederek yalvarmalı ki kalbindeki bozukluklar düzelsin. İnsan gizli alemindeki hastalıkları tedavi etmelidir. Böyle bir durumu hiç geciktirmeden ve yarına bırakmadan derhal tedavi etmelidir. Çünkü günler üçtür. 1. Dün geçip gitmiştir. 2. Bugün geçmeye devam etmekte ve amel edilecek gündür. 3. Yarın, o da bir ümittir. Yarına çıkıp çıkmayacağımızı bilemeyiz. Aylar da üç tanedir. 1. Recep, geçti gitti, bir daha dönmez. 2. Ramazan,
O da beklenmekte. Ona ulaşacak mısın, ulaşamayacak mısın bilemezsin. 3. Şaban ise bu iki ayın arasında bir vasıtadır. O halde bu ayı ganimet bilerek bol bol itaatlerde bulunmak lazımdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adamın birine öğüt verirken şöyle buyurdu. Bu kişinin Hazreti Ömer'in radıyallahu anh oğlu Abdullah olduğu rivayet edilmiştir. 5 şeyden önce 5 şeyin kıymetini bil. 1. İhtiyarlamadan önce gençliğinin. 2. Hastalığından önce sağlığının. 3. Fakirliğinden önce zenginliğinin. 4. Meşguliyetinden önce boş vaktinin. 5. Ölümünden önce hayatının. Berat gecesi ve o geceye tahsis edilen ikramlar ve faziletler. Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur. Hamim. Andolsun o kitab-ı mübine ki biz onu mübarek bir gecede indirdik. Duhan suresi 1 ila 3. ayet-i kerimeler arası. İbni Abbas demiştir ki Hamim şu manaya gelir. Allah Celle Celaluhu kıyamet gününe kadar olacak ne varsa hepsinin hükmünü vermiştir. Kitab-ı Mübin ise Kur'an-ı Kerim'dir. Biz onu indirdik denirken söz edilen Kur'an-ı Kerim'dir. Mübarek bir gecede ifadesindeki gece Şaban ayının 15. gecesidir. Bu da Berat gecesidir. İkrime radıyallahu anh dışındaki tefsir alimlerinin çoğu Kur'an-ı Kerim'in indiği gecenin Kadir gecesi olduğunu söylemişlerdir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bazı şeyleri mübarek diye isimlendirmiştir. Bunlardan biri Kur'an'dır ve şöyle buyurmuştur. İşte bu indirdiğimiz mübarek bir zikirdir. Enbiya suresi 50. ayet-i kerime. Şunlar Kur'an'ın bereketlerindendir. Kur'an'ı okuyan ve ona inanan doğru yolu bulur. Cehennem azabından uzaklaşır ve kurtulur. Hatta Kur'an'ın bereketi babaları bile geçer. Onlara faydalı olur. Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse mushafa bakarak Kur'an okursa Allah Celle Celaluhu onun ona babasının azabını hafifletir. İsterse kafir olsunlar. Kur'an'da mübarek olarak isimlendirilen şeylerden biri de şudur. Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur. Biz gökten mübarek bir su indirdik. Kaf suresi 9. ayet-i kerime. Her şeyin su ile hayat bulması onun bereketidir. Nitekim Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur. Biz her canlı şeyi sudan yarattık. Hala inanmayacaklar mı? Enbiya suresi 30. ayet-i kerime. Denilmiştir ki suda 10 özellik vardır. Rikkat, kolaylık, kuvvet, letafet, saflık, hareket, rutubet, soğukluk, tevazu ve hayattır. Allah Celle Celaluhu bu özellikleri bir müminin kalbine koymuştur. Müminin kalbi yumuşaktır, katı değildir. İyi huyludur. İtaat yapmaya güçlüdür. Özü latiftir, kaba değildir. Ameli saftır, hareketi yolundadır. Gözünde daima yaş olur. Günahlara karşı soğuktur. Mahlukata tevazu gösterir. Hakkı duyunca hayat bulur. Allah'ın Celle Celaluhu mübarek saydığı şeylerden biri de zeytindir. Nitekim ayette şöyle buyurulmaktadır. Mübarek zeytin ağacından. Nur suresi 35. ayet-i kerime. Zeytin, Adem aleyhisselamın dünyaya inince meyvesinden ilk yediği ağaçtır. Ayrıca zeytin hem yemek için kullanılır hem de aydınlanmak. Yine Allah Teala başka bir ayette zeytinle ilgili şöyle buyurur. Yiyenlere bir katıktır. Müminun suresi 30. ayet. Denilmiştir ki mübarek ağaçtan maksat İbrahim aleyhisselamdır. Bundan başka Kur'an, iman ve müminin mutmaine olmuş nefsi diyenler de olmuştur. Sonuncu Allah'ın emirlerine tutunarak daima hayırlı işleri emreder, yasaklardan kaçınmayı ve kadere teslim olmayı söyler. Allah'ın her hükmüne ve yazgısına razı olur. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de mübarek olarak saydığı varlıklarından biri de İsa Aleyhisselam'dır. Bu konuda onun dilinden şöyle buyurmuştur. Nerede olursam olayım Allah Celle Celaluhu beni mübarek kıldı. Meryem suresi 31. ayet-i kerime. İsa aleyhisselamın bereketinden annesi Meryem aleyhisselam için hurma ağacından meyveler dökülmüştür. Ayaklarının altından da su kaynamıştır. Allah Celle Celaluhu yine bu manada şöyle buyurmuştur.
Altından İsa yahut melek ona şöyle seslendi. Tasalanma, Rabbin senin alt yanında bir su arka meydana getirmiştir. Hurma ağacını kendine doğru silkele ki üzerine olgun taze hurma dökülsün. Ye iç, gözün aydın olsun. Meryem suresi 24 ila 26. ayet-i kerimeler arası. İsa aleyhisselam alacalıları ve körleri iyileştirir, ölüyü diriltirdi. Bunların dışında da birçok mucizeler göstermiştir. Allah'ın Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de mübarek diye isimlendirdiği varlıklardan biri de Kabe'dir. Bu konuda şöyle buyurmuştur. İnsanlar için Mekke'de ilk kurulan ev mübarek. İnsanlar için Mekke'de ilk kurulan ev mübarektir. Ali İmran suresi 96. ayet-i kerime. Kabe'nin bereketleri arasında şunlar söylenebilir. Oraya büyük günahlarla giden bağışlanmış olarak döner. Zaten ayette de şöyle geçer. Oraya giren emin olur. Ali İmran suresi 97. ayet-i kerime. Kabe'ye giren kişinin mümin olması, tevbe etmesi gerekir ki Allah onu azabından emin kılsın. Tevbesini kabul etsin ve bağışlasın. Bunlarla ilgili olarak denilmiştir ki Mescid-i Haram'a giren kişi oradan çıkıncaya kadar her türlü eziyetten uzak olur. Zaten bunun için orada avlanmak, ağaçları kesmek ve yapraklarını koparmak haramdır. Bu Kabe'ye bu saygıdan dolayı böyle olmalıdır. Kabe'ye saygı ise Allah'a Celle Celaluhu saygı demektir. Mescide saygı Kabe'ye saygı demektir. Mekke'ye saygı Mescid-i Haram'a saygı demektir. Mescid-i Haram'a saygı göstermek de Mekke'ye saygı göstermek demektir. Bu manada şöyle denmiştir. Kabe, Mescid-i Haram'da bulunanların kıblesidir. Mescid-i Haram, Mekke halkının kıblesidir. Mekke ise tüm yeryüzündeki insanların kıblesidir. Mekke'ye Bekke adının verilmesinin sebebi orada kalabalıktan dolayı ayakların birbirine karışmasıdır. Aslında Mekke ile Bekke aynı manaya gelir. Biri diğerinin yerine geçebilir. Kur'an'da mübarek ismi alanlardan biri de daha önce anlatıldığı üzere Berat gecesidir. Bunun sebebi bu gecede Allah'ın rahmetinin, bereketinin, hayır, af, bağışlanmasının tüm yeryüzü halkına inmesidir. Bu manada bize Şeyh Ebu Nasır'ın babasından, onun Muhammed'den, onun Abdullah bin Muhammed'den, onun İsmail bin Ömer Beceli'den, onun Ömer bin Ali bin Ebu Talip'ten, onun Zeyd bin Ali'den, onun babasından, onun da Ali bin Ebu Talip'ten radıyallahu anh rivayet ettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şaban'ın yarısı olduğu gece, 15. gece Allah Teala dünya semasına nüzul eder ve bütün Müslümanları bağışlar. Ancak müşrik, bid'at ehli, akrabalara gidiş gelişi, sıla-i rahim kesenler ve namusunu satan kadın hariç. Ebu Nasır'ın babasından, onun Yahya bin Sa'id'den, onun Urve'den, onun da Ayşe'den radıyallahu anh rivayet ettiğine göre Hazreti Ayşe radıyallahu anh şöyle demiştir. Şaban ayının yarısındaki gece 15. gece olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanından ayrıldı. Hazreti Ayşe şöyle devam etti. Vallahi benim yanımda olan yani giydiğim ipekten, deniz koyunu yününden, kefenden, yünden değildi. Urve dedi ki ben Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a sordum. Subhanallah, o halde giydiğin şey onlardan değilse nedendi? Hazreti Ayşe dedi ki direği kıldan, üstüne dokunan kısmı ise ibrişimdendi. Ve ben kendi kendime Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem kadınlarından birinin yanına gittiğini sandım. Kalktım, evin içinde aramaya başladım. Ararken elim ayaklarına dokundu. O secdedeydi. Ben Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem okuduğu duayı ezberledim. Şu duayı okuyordu. Ya Rabbi, gizli halim ve hayalim sana secde etti. Kalbim sana inandı. Nimetlerle sana dönüyorum. Günahlarımı sana itiraf ediyorum. Ben nefsime zulmettim. Beni bağışla. Senden başka günahları bağışlayacak yok. Cezandan affına sığınıyorum. Azabından rahmetine sığınıyorum. Dargınlığından rızana sığınıyorum. Senden sana sığınıyorum. Senin kendini övdüğün gibi ben seni övemem. Hazreti Ayşe radıyallahu anh bu hal içinde kalktı oturdu ve ibadete devam etti. Nihayet sabah oldu. Ayakları şişip ağrımaya başladı.
Ben bir yandan Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ayaklarını ovuyor, bir yandan da şöyle diyordum. Anam babam sana feda olsun. Allah Celle Celaluhu senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlamamış mıydı? Allah bunu yapmamış mıydı? Yapmamış mıydı? Yapmamış mıydı? Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey Ayşe, ben şükreden bir kul olmayayım mı? Sen bu gecede ne tür hayırlar olduğunu biliyor musun? Ben sordum, bu gecede olan şey nedir? Buyurdu ki, bu gece bu sene doğacak olan bütün çocuklar yazılır ve bu gece bu sene içinde ölecek olanlar yazılır. Yine bu gece kullara rızıkları paylaştırılır. Bunlardan başka bu gece kulların yaptıkları amelleri Allah katına çıkarılır. Ben dedim ki, ey Allah'ın Resulü, cennete giren herkes Allah'ın rahmetiyle girer değil mi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, evet, cennete giren herkes Allah'ın rahmetiyle girer. Ben yine sordum, sen de mi ey Allah'ın Resulü? Buyurdu ki, evet, ben de. Ancak Allah Celle Celaluhu beni rahmetine daldırmıştır. Sonra eliyle başını ve yüzünü meshetti. Şaban ayının faziletine dair bir hadis-i şerif şu raviler yoluyla bize kadar gelmiştir. Ebu Nasır, babası Muhammed bin Ahmet Hafız, Abdullah bin Muhammed, Ebu Abbas, Hiravi, İbrahim bin Muhammed bin Hasan, Ebu Emir Dimeşki, Velid bin Müslim, Hişam bin Gar, Süleyman bin Müslim, Mekhul, Hazreti Ayşe radıyallahu anh, Hazreti Ayşe'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey Ayşe, bu gecenin nasıl bir gece olduğuna biliyor musun? Hazreti Ayşe radıyallahu anh şöyle dedi. Allah ve Resulü daha iyi bilir. Bunun üzerine şöyle buyurdu. Bu gece Şaban ayının yarısıdır, 15. gecesidir. Bu gece insanların amelleri Allah'a arz olunur. Allah bu gece cehennemden Kelp kabilesinin koyunlarının kılları kadar insanı azat eder. Bu gece bana izin verir misin? Tabii izin veririm dedim ve kalktı, namaza durdu. Ayakta fazla durmadı. Fatiha ve kısa bir sure okudu. Sonra secdeye vardı ve ta gecenin yarısına kadar secdede kaldı. Sonra ikinci rekata kalktı. İlk rekattakine benzer bir Fatiha ve sure okudu ve secdeye vardı. Bu secdesi de ta tan yeri ağrıncaya kadar sürdü. Hazreti Ayşe radıyallahu anh diyor ki, ben onu seyrediyordum. Hatta Allah Teala Resulünün ruhunu aldı sandım. Bana gelmesi uzayınca yanına yaklaştım. Hatta ayaklarına elimi sürdüm. Hareket etti ve ben de onun secdedeyken şöyle dediğini duydum. Azabından affına sığınırım. Dargınlığından rızana sığınırım. Senden sana sığınırım. Senin şanın yücedir. Senin kendini övdüğün gibi ben seni övemem Allah'ım. Ben dedim ki, ya Resulallah, bu gece sen secdedeyken bir şeyler okuduğunu duydum. Ama daha önce bunları hiç duymamıştım. Ve şöyle buyurdu, o duyduklarını öğrendin mi? Ben, evet, öğrendim dedim. Bunun üzerine şöyle buyurdu, onları hem sen öğren hem de başkalarına öğret. Çünkü Cebrail aleyhisselam onları secdedeyken okumamı bana emretti. Başka bir hadis-i şerifte bize aşağıdaki raviler yoluyla gelmiştir. Ebu Nasır, babası Abdullah bin Muhammed, İshak bin Ahmet, Farisi, Ahmet bin Sahhah, Ebu Şüreh, Yezid bin Hasan, Haccac bin Ertat, Yahya bin Ebi Kesir, Urve, Ayşe radıyallahu anh. Hazreti Ayşe radıyallahu anh dedi ki, bir gece Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem yanımda bulamadım. Dışarı çıktım. Bir de baktım ki başını semaya kaldırmış durumda. Bana şöyle buyurdu. Allah ve Resulü sana haksızlık ederler diye mi korktun? Ben de ona dedim ki, ey Allah'ın Resulü, ben sizi kadınlarınızdan birinin yanına gitti sandım. Resulullah şöyle buyurdu. Allah Teala Şaban ayının yarısı olduğu gece 15. gecesi dünya semasına nüzul eder ve Kelp kabilesinin koyunlarının kıllarından daha fazla kimseyi bağışlar. O gece hikmet inceliği taşıyan her iş ayrılır. Duhan suresi 4. ayet-i kerime. İbn Abbas'ın azatlı kölesi İkrime bu ayet hakkında şöyle demiştir. Ayette geçen gece Şaban ayının yarısıdır. Allah Teala tüm senenin işlerini gözden geçirir ve hazırlar. Ölecek olanlar yazılır. Hac için Beytullah'a gidecekler de yazılır. Bu yazılanlardan ne bir eksik ne de bir fazla olur. Sayı değişmez. Hakim bin Kaysan şöyle demiştir.
Allah Teala Şaban ayının orta gecesi, 15. gecesi kullarının durumuna şöyle bir bakar. O gece kimleri temiz görür ise onun temizliğini bir dahaki Şaban ayının 15. gecesine kadar sürdürür. Ata bin Yesar da şöyle demiştir. Şaban ayının 15. gecesi senenin tüm işleri Allah Celle Celaluhu'na arz olunur. Bir kimse yolculuğa çıkar ama o yaşayanlar arasından çıkıp ölecekler arasına yazılmıştır. Bunu bilmez. Yine biri evlenir. Onun adı da yaşayanlar arasından çıkıp ölecekler arasına yazılmış olabilir. Bunu Allah bilir. Ebu Nasır'ın babasından, onun Malik bin Enes'ten, onun da Hişam bin Urve'den, onun da Ayşe radıyallahu anh'tan rivayet ettiğine göre Hazreti Ayşe radıyallahu anh şöyle demiştir. Ben Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim. Allah Celle Celaluhu şu 4 gecede hayır kapılarını açar ve cömert bir şekilde verir. Kurban Bayramı gecesi, Ramazan Bayramı gecesi, Şaban ayının 15. gecesi Allah Celle Celaluhu bu gecede eceli gelenleri ve rızıkları yazar. Bu gecede hacca gidecekler de yazılır. Sabah ezan vaktine kadar Arefe gecesi. Said dedi ki, bana İbrahim bin Ebi Nüceyh haber verdi. Yukarıda anlatılanlar 5 gecedir. 5. de Cuma gecesidir. Hureyye'nin radıyallahu anh rivayet ettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şaban ayının yarısı 15. gece Cebrail aleyhisselam bana gelerek şöyle dedi. Ey Muhammed, başını göğe kaldır. Ben de ona sordum. Bu gece nasıl bir gecedir? Cebrail aleyhisselam bana dedi ki, bu gece Allah subhanehu rahmet kapılarından 300 tanesini açar. Kendisine bir şeyi ortak koşmayan herkesi bağışlar. Ancak büyücü, kahin, devamlı şarap, alkollü içki içen, daima faizcilik ve zina eden kimseler hariç. Bunlar ise tevbe ederlerse Allah onları bağışlar. Yoksa bağışlamaz. Gecenin 1/4 olunca Cebrail aleyhisselam yine geldi ve şöyle dedi. Ey Muhammed, başını kaldır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başını kaldırdı. Bir de ne görsün? Cennetin kapıları açılmış. Cennetin birinci kapısı önünde bir melek şöyle sesleniyordu. Ne mutlu bu gece rükû edenlere. Cennetin ikinci kapısında da bir melek şöyle sesleniyordu. Ne mutlu bu gece secde edenlere. Cennetin üçüncü kapısında da bir melek şöyle sesleniyordu. Ne mutlu bu gece dua edenlere. Cennetin dördüncü kapısında da bir melek şöyle sesleniyordu. Ne mutlu bu gece zikredenlere. Cennetin beşinci kapısında da bir melek şöyle sesleniyordu. Ne mutlu bu gece Allah korkusundan ağlayanlara. Cennetin altıncı kapısında da bir melek şöyle sesleniyordu. Ne mutlu bu gece Müslümanlara. Cennetin yedinci kapısında da bir melek şöyle sesleniyordu. Bir şey isteyen yok mu? İsteği verilsin. Cennetin sekizinci kapısında da bir melek şöyle sesleniyordu. Bağışlanma dileyen yok mu? Bağışlansın. Ben dedim ki ey Cebrail, bu kapılar ne zamana kadar açık kalacak? Dedi ki gecenin başından ta tan yeri ağarıncaya kadar açık kalacak. Cebrail aleyhisselam sonra şöyle dedi. Allah Celle Celaluhu bu gece Kelp kabilesinin koyunlarının tüyleri kadar kimseyi cehennemden azat eder. Beraat ismi. Bu geceye Beraat adının verilmesinin sebebi bu gecede beraat olmasıdır. Birisi bu gece Rahman olan Allah'ın isyankar kulları bağışlamasıdır. Diğeri ise Allah'ın dostu olan kulların ziyana uğramaktan kurtulmalarıdır. Rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şaban ayının yarısı 15. gece olunca Allah Celle Celaluhu yarattıklarına şöyle bir göz atar. Müminleri bağışlar, kafirlere ise süre verir. Kin tutanları da onu bırakıncaya kadar kendi hallerine bırakır. Denilmiştir ki Müslümanların yeryüzünde 2 bayram günü olduğu gibi meleklerin de semada 2 bayram gecesi vardır. Meleklerin bayramı Berat gecesi ve Kadir gecesidir. Müminlerin bayramı da Ramazan bayramı ve Kurban bayramıdır. Meleklerin bayramı gece olur. Çünkü onlar uyumazlar. Müminlerin bayramı da gündüz olur. Çünkü onlar gece uyurlar. Yine denilmiştir ki Allah Teala'nın Berat gecesini açıklayıp Kadir gecesini gizlemesinde hikmet vardır. Çünkü Kadir gecesi rahmet, mağfiret ve cehennemden kurtuluş gecesidir. Allah Celle Celaluhu onun hakkında kimse konuşmasın diye Kadir gecesini gizlemiştir.
Allah Celle Celaluhu Berat gecesini de açıkladı. Çünkü o hüküm ve kaza gecesidir. Dargınlık ve rıza gecesidir. Kabul ve red gecesidir. Kavuşma ve kavuşmama gecesidir. Saadet ve eşkıyalık, ikram ve paklık gecesidir. Bir kimse bu gecede saadet bulur, diğer bir kimse ise saadetten uzaklaşır. Bir kimse mükafatını alır, bir kimse de ziyana uğrar. Bir kimseye ikramlar yapılır, diğer biri mahrum kalır. Bir kimse sevap alır, diğeri kovulur. Nice hazırlanmış kefen vardır ki onun sahibi çarşı pazarda meşguldür. Nice kazılmış kabir vardır ki sahibi sürur ve gurur içinde. Nice gülen ağız var ki çok yakında helak olacak. Nice yapımı tamam olmuş konak vardır ki sahibine zifaf yeri olmuştur. Yani onun ölümü yaklaşmıştır. Nice sevap bekleyen kul vardır ki ceza ile karşılaşır. Nice müjde bekleyen kul vardır ki ama hüsranla karşılaşır. Nice cennetleri bekleyen kul vardır ki karşısına cehennem ateşleri çıkar. Nice vuslata ermeyi uman kul vardır ki ayrılıkta karşılaşır. Nice ihsan ve lütuf bekleyen kul vardır ki bela ile karşılaşır. Nice mülk bekleyen kul vardır ki helak ile karşılanır. Denilmiştir ki Hasan Basri radıyallahu anh Şaban'ın yarısı 15. günü evinden çıkardı. Onun yüzünü gören kabre gömülüp defnedilmiş de çıkmış sanırdı. Kendisine bu durum sorulunca da şöyle derdi. Allah'a yemin ederim ki gemisi parçalanan kişinin uğradığı musibet benim uğradığım musibetten daha büyük değildir. Ona denildi ki niçin böyle diyorsun? Şöyle cevap verdi. Çünkü ben günahlarımı yakinen biliyorum. İyiliklerim için ise endişeliyim. Bilmiyorum yaptıklarım kabul mü edilir yoksa ret mi edilir? Berat gecesi namazı. Şaban ayının 15. gecesinde kılınacak namaz 100 rekattır. Her rekatta Fatiha'dan sonra 10 kere İhlas suresini okumak suretiyle kılınır ve toplam 1000 kere İhlas suresi okunmuş olur. Bu namaza salat-ı hayr da denir ve bunun bereketi bilinir. İlk zamanlarda salih zatlar bu namazı toplanarak cemaatle kılarlardı. Bu namazın çok faziletleri ve bol bol sevabı vardır. Rivayet edildiğine göre Hasan-ı Basri radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ashabından 30 tanesi bana şöyle nakletti. Bu gecede bu namazı kılan kişiye Allah Celle Celaluhu 70 rahmet nazarıyla bakar. Her bakışta o kişinin 70 ihtiyacı giderilir. Bunların en küçüğü Allah'ın bağışlamasıdır. Recep ayının faziletini anlatırken ihya edilmesi müstehap olan 14 gecede de bu namazın kılınması müstehaptır. Bunun sebebi de bu namazı kılan kişinin bu ikramlara ve verilecek faziletlere nail olmasıdır.